Videonun başına oturdum ve yemek sepetinden Edirne kuponu gelmiş. Mecbur niyeti bozacağız. Mecbur günahlara gireceğiz. Mecbur. Zdravo! Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle karantinada nasıl fit kaldığımı paylaşmak istiyorum. Aslında bugün kameranın karşısında başka bir şey çekmek için oturdum. Fakat dün Instagram'da paylaştığım şu kareden sonra sizden çok soru gelmiş ve bayağı da aslında sorular bana soruluyor. Dedim ki madem öyle bugün şu sorunun cevaplarını şöyle bir videoda vereyim. Daha sonrasında diğer konulara geçeriz. Divanın köşesine oturdum çünkü bugün sohbet edeceğiz. Instagram feedbackler sonucu anladım ki artık böyle sohbet videolarını bu planda görmek istiyorsunuz. Daha rahat, daha geniş bir şekilde. Fakat hala Ikea Koçtaş falan açılmadığı için şuralara şöyle ışıklar, şekil şukur, tablolar alamadım. İleriki günlerde onlar da açıldığında hep beraber gideriz, alışverişimizi yaparız. Şimdilik kusura bakmayın, birkaç içerik daha böyle olacak. Bugün sizinle dediğim gibi karantina nasıl fit kaldığımı, nasıl kilo verdiğimi ve aynı zamanda nasıl spor yaptığımı, nasıl beslendiğimden biraz bahsedeceğim. Fakat öncelikle sizi uyarmak istiyorum. Eğer bu videodan bir haftada nasıl 20 kilo verdim, 3 günde nasıl baklavalarınız çıkar gibi bir içerik bekliyorsanız maalesef bu video sizin için uygun değil. Çünkü burada daha çok sohbet edeceğiz. Ben size böyle biraz kendimden bahsedeceğim. Spor yapma rutinimden, biraz yeme içme rutinimden bahsedeceğim. O yüzden öyleyim dedim. Eğer hazırsanız videoya başlayalım. Benim karantinada fit kalmamın iki sırrı var. Bir, Rambo gibi spor yapmak. Terminator gibi spor yapmak. İkincisi, az yemek yemek. Aslında bu kadar basit. Videoyu burada bitiriyor şimdi değil mi? Bitti. Sırlarım bu kadardı. Yani aslında olay bundan ibaret. Çünkü ekstrem bir şey yapmıyorum, inanılmaz farklı bir şey yapmıyorum. Bir diyet uygulamıyorum veya özel bir şeyler yiyip içmiyorum. Sadece gerçekten düzenli spor yapıyorum, iyi spor yapıyorum ve olabildiğince normal şartlarda yemek yemeye, çok abartmamaya çalışıyorum. Bu videoda ilk önce bir spor kısmından bahsedelim. Benim spor geçmişimden, benim spor sevdamdan biraz bahsedelim. Daha sonrasında beslenmeden bahsederiz ve videonun ana fikrine sonunda ulaşırız. Spor konusunda olay şöyle başladı. Ben çocukluğumdan beri hiç spor yapmadım. Yani hiçbir zaman spora yatkınlığım veya sporu bir seviyor durumum olmadı. Ve hani çocukluğumdan beri ikisi beni böyle futboldur, basketboldur, yüzmedir öyle bir şey itmediği için, öyle bir şey yönlendirmediği için de ben de hiçbir zaman bu cevheri içimde fark edemedim. Ve hayatım boyunca da hiçbir zaman spor yapmadım gerçekten. Yaptığım en büyük spor yürümekti. Başka spor yapmadım fakat hayvan gibi yürürüm yani. İnanılmaz yürürüm, onu söyleyeyim size. Gerçekten bir çıktım mı bütün karşı yakayı sahilden boydan boya yürüyebilirim. Yürüme konusunda inanılmazım. Forrest Gump gibi yürürüm yani. Ama onun dışında spor karşı herhangi bir yetkinliğim, ilgim, alakam yok. Ben çocukluğumdan beri her zaman uzunca bir çocuktum aslında. Böyle sıska denebilecek çocuklardan biriydim. Ve hayatım boyunca her zaman vücudumu sevmedim yani. Vücudumu sevmemin nedeni toplumun ister istemez bana dayatmaya çalıştığı erkek adam vücudu böyle olur algısı ve aynı zamanda insanların farkında olmadan bana sarf ettiği bazı sözlerdi. Şimdi diyeceksiniz ki sen dışarıdan baktığında gayet sert vücut tipine sahip görünüyorsun, gayet sağlıklı görünüyorsun, niye böyle bir tribe girdin? Böyle bir tribe, böyle bir kompleksi girmemin nedeni kendi dışımda ister istemez zaman içerisinde veya büyürken yaşadığım bu durumların, işittiğim bu sözlerin bilinçaltıma yerleşmesi oldu ve gerçekten 20'li yaşlarıma kadar bu sıkıntı yaptı. Yani belki düne kadar bu sıkıntıyı çektim. Çünkü insan sürekli bana işte sen niye bu kadar zayıfsın, sen hiç yemek yemiyor musun, sen hiç kilo almıyor musun, erkek adamın vücudu böyle mi olur, işte erkek adam dediğim biraz kaslı olur, erkek adam dediğim biraz kilolu olur, bacakların çok ince, karnın çok düz, bilmem ne gibi sürekli olarak aslında ben farkında olmadan veya onlar da farkında olmadan bilinçaltıma böyle şeyler yüklediler ve günün sonunda ben de vücudumu sevmeye başladım ve gerçekten düne kadar da vücudumu sevmiyordum. Hatta böyle geçen sene falan fark ettim ki artık eskisi gibi yiyor kilo almıyor değilim, yiyip kilo alıyorum yani. Artık metabolizmam eskisi gibi çalışmıyor. Böyle dedim ki iyice sardık yani, iyice boka sardı bu iş, iyice kötüye gidiyor durumumuz. Ve ne bileyim bir plaja giderken veya beni bir süzgeceye zaman gerçekten stres oluyordum ve vücuduma hiç güvenmiyordum. Ta ki spora başlayana kadar 2019 bitti. Dedim ki ben eskiden hep böyle yiyip kilo almayan biriydim. Artık yiyip kilo alıyorum, benim spora başlamam lazım. Spora başladım, fitness yapmaya başladım ve aynı zamanda diyetisyene gitmeye başladım. Ve fark ettim ki aslında spor yapmayı seviyormuşum. Sporu seviyormuşum çünkü ilk başlarda spor şey için yapıyordum, kaslamak için yapıyordum. Ve daha sonrasında fark ettim ki aslında spor benim için bir stres atma aracıymış ve ben gerçekten bunu çok severim. Yapıyormuşum. 2 saat spor salonuna gitmek benim hem büyük bir stresimi atıyormuş hem de orada zaman geçmek benim hoşuma gidiyormuş. O ağırlıkların verdiği acıyı hissetmek benim vücuduma iyi geliyormuş. Bunu fark ettim. Ve böyle 4-5 ay falan düzenli spor yaptım. Ki karate başlamasaydı hem pilatese başlayacaktım hem de yaz geldiği için de bir tane açık hava spor, tenis gibi bir şeye başlamak istiyordum. Yani aslında sporun farklı yönlerini keşfettim ve farklı farklı spor dallarına ilgi duymaya başladım. Fakat karate geldi çattı ve evet tıkılı kaldım. Size karate ile ilgili çektiğim böyle bir sohbet videosu vardı hatırlarsınız. Orada söylemiştim hiç ama hiç neredeyse bir ay, 1,5 ay hiç spor yapmadım. Fakat daha sonrasında fark ettim ki sinir kas sayım sürekli artıyor ve bunalımım diye bir şekilde yükseliyor. Dedim ki evde spor yapacaksın. Spor malzemelerimi aldım. Eve böyle bir dumbbell halter seti aldım ve evde spor yapmaya başladım. Şu an haftanın 4 günü evde düzenli spor yapıyorum. Size burada spor timden bahsedeceğim şimdi. Ama hani şey diye anlatmak istemiyorum bunu. Şu hareketi yapıyorum, şu hareketi yapıyorum diye. Çünkü ben gerçekten çok böyle bilinçsiz kafama göre yapıyorum bunu yani. Spor salonunda vücudum nasıl geliştiğini görerek ve vücudum hangi bölgeleri nasıl ihtiyaç duyduğunu anlayarak evde de spor rutinimi geliştiriyorum. O yüzden burada paylaşmak çok fazla istemiyorum. Yanlış bir bilgilendirme yapmamak için ama ileriki günlerde isterseniz
hani videoda çekelim. Ne yapıyorum? Pazartesi, salı, perşembe, cuma 4 gün spor yapıyorum. Pazartesi ve çarşamba günleri göğüs, ön kol ve arka kol çalıştırıyorum. Salı ve cuma günleri ise omuz, sırt ve bacak çalıştırıyorum. Ve bu 4 günde her spor rutininin sonunda 10 dakikalık, 15 dakikalık bir karın egzersizi yapıyorum. Çarşamba günü hiçbir şey yapmıyorum. Cumartesi veya pazar günlerinde değişiyor. Bazen YouTube'dan işte açıp örneğin işte 20 dakika ekipmansız fitness diye bir video yapıyorum. İşte ne bileyim 20 dakika başlangıç pilates diye bir video açıyorum. Oradaki hareketleri uyguluyorum. Orada da böyle hani hafta sonunda bir gün böyle 20 dakikalık, 15 dakikalık bir videoyla değişik bir şeyler deniyorum. Yani aslında spor tüm tamamen bu. Spor etmeyi gerçekten çok seviyorum ve bana iyi geldiğini düşünüyorum. O yüzden de evde Rambo gibi spor yapıyorum. Annem bayağı kapımda bekliyor artık spor bırakayım diye. Çünkü harbiden bazen kapıyorum böyle 2 saat, 2,5 saat aralıksız spor yapıyorum. Çünkü bir dizi açıyorum örneğin işte. Bu arada Yalan Dünya'yı izliyorum eski bölümlerini. Yalan Dünya'yı açıyorum bir bölümü. Zaten bir bölümü 1,5 saat falan sürüyor. 1,5 saat boyunca onu izliyorum. Baştan sona sporumu yapıyorum. Genelde 8 ile 10 hareket arasında yapıyorum her spor rutinimi. Size burada tavsiye edeceğim dediğim gibi hani şu hareketi yapın, şunu yapın, bunu yapın diye bir şey yok ama örneğin göğüs çalışmak istiyorsanız o gün YouTube'a girin. Beginner chest exercise yazın mesela. Oradan beğendiğiniz 10 dakikalık videoyu yapın. Ön kol çalışmak istiyorsunuzdur. Beginner biceps exercise yazın örneğin. Zaten spor yaptıkça şunu göreceksiniz. Neresinizin ne kadar gelişmeye ihtiyacı var ve bu süreç nasıl ilerliyor. Ben de çok güzel spor yaptığım için, gerçekten iyi spor yaptığım için de bunun çok faydasını gördüm. Artık vücudumu gerçekten çok daha fazla seviyorum. Ve bunu zaten size Instagram'dan daha önce söylemiştim. Bol bol da o yüzden üstü story, üstü fotoğraf falan paylaşıyorum. Çünkü eskiye nazaran artık daha özgüvenli olduğumu hissediyorum ve kendimden de vücudumdan da daha mutlu olduğumu fark ediyorum. Şöyle bir soru geliyor. Buna da cevap vereyim. Ben mesela butik bir spor salonuna gidiyordum. Çok çok kalabalık olmayan bir spor salonuna gidiyordum. İşte bundan sonra tekrar spor salonuna gidecek miyiz falan filan diyorlar. Gitmeyeceğim yani. Büyük ihtimal 6-7 ay daha hiçbir spor salonuna gitmeyeceğim. En azından 2021'in başına kadar spor salonuna gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü hem spor salonuna getiren düzenlemeler bence absürt. Yani o tarz bir durumda spor yapılamaz. Hem de öyle veya böyle gitsem de içim asla asla rahat etmez. Ki ben spor salonlarındaki işte duşların tutumda soyunma odalarının işte dumbbellları falan hijyeni zaten normalde çok 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 irite oluyordum. Şu an artık iyice irite olurum. O yüzden bir süre daha spor salonuna gitmeyeceğim. Beslenme kısmına gelelim. Peki nasıl besleniyorsun diye soracaksınız. Burada sizi biraz şaşırtacağım. Çünkü ben çöp gibi besleniyorum. Gerçekten çok 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 kötü besleniyorum. Ve bu kadar beslenme sonucu yine vücudumun çok fazla kilo alması ve çok fazla enerji yakıyor ama bence inanılmaz başarı. Çünkü geçen gün bunun sohbeti oldu arkadaşlar. Aslında dediler ki hani benim hayatımda gördüğüm en böyle çöp beslenen insanlardan biri Aliş ve ona rağmen aramızdaki en fit de Aliş nasıl oluyor? Bazı yeme alışkanlıklarından bahsedeceğim size ne kadar çöp beslenmeyi alacaksınız. 1. Şekerli içeceklere inanılmaz düşkünüm. Kolasından Sprite'ına, meyveli solasına kadar her şeyi şekerli içerim. O yüzden de şekerli içeceklere çok düşkünüm. Beslenmedeki en büyük yapılması gereken hatalardan biri ve yapıyorum. 2. Fast food yemeği çok severim. Abur cubur yemeği çok severim. Yani verseniz hayatımın sonuna kadar fast food abur cubur yerim. Ve spor yaparken de her ne kadar diyetisyene gitsem de bunu yapıyorum. 3. Gece yeme alışkanlığım çok büyük. Geceleri sabaha karşı falan kalkıp bir anda yemek yerim ve böyle 2 kişilik falan filan yemek yerim. O kadar söylüyorum. Yani oturup böyle gece çok midem kazındı, 2 tane hurma atayım falan filan diye böyle gece bildiğiniz bir somun ekmek arası sandviç falan yerim yani. Sonuncusu ise çok dengesiz bir yeme düzenim var. Bazen kahvaltı hiç yapmam, bazen akşam yemeği hiç yemem. Böyle bir problemle karşı karşıyayız ve buna rağmen çok sık kilo alıp vermiyorum, çok zor kilo alıp veriyorum ve aynı zamanda fit kalmayı başarıyorum. Bunun da nedeni aslında şu, örneğin akşam yemeğini çok yediysem, onun üzerine bir de gece çok kaçırdıysam sabah mesela asla kahvaltı yapmam. Bu arada kesinlikle sağlıklı değil, kesinlikle kimseye tavsiye etmiyorum. Benim böyle bir alışkanlığım var. Spor yaparken bu çok daha düzgündü. O yüzden de spor yaptığımda neredeyse 6-7 kilo aldım hızlı bir şekilde. Zaten 6-7 kilo girdim dediğim gibi karantinaya. Ama orada böyle bir diyet listesi uyguluyordum. Ve o diyet listesine göre kendimi zorluyordum ona uymak için. Fakat tabii ki de diyet hak getiriyor evin içerisinde. Salıyorum yani. Şu an çok dengesiz besleniyorum. Beslenme konusunda size önerebileceğim hiçbir şey yok. Şöyle söyleyeyim. Kahvaltıya çok düşkünümdür. Hatta annem şey falan diyor. Hani bir insan tek başına ancak kendi böyle bir kahvaltı hazırlayabilir. Bir kahvaltı hazırlarım tek başıma kendime. Sanırsınız Cumhurbaşkanı resepsiyonu. Yani Van serpme kahvaltı bir kendi başıma kahvaltı hazırlarım ve büyük bir keyifle yerim saatlerce onu. Seviyorum mesela kahvaltı yapmayı. Böyle bir alışkanlığım var. Yurt dışında yaşarken de çok büyük zorluk çekiyorum. Çünkü kahvaltı yapmadığım için. Arkadaşımla aynı yerde kaldığımızda falan bir smoothie yiyeyim işte veya bir meyve kasesi yiyeyim, doyayım falan. Ben o hemen o kahvaltıyı hazırlarız. Yani mümkün değil. Benim bir smoothie ile bir meyve kasesiyle bir şeye doymam mümkün değil. O kahvaltı serpme kahvaltı şeklinde hazırlanır. Öyle bir alışkanlığım var. Ama mesela akşam hiç sevmediğim bir yemek varsa yemekte asla asla yemem. Ve böyle sadece ilk kaşık yer ve doyarım yani. Psikolojik olarak da doyarım. Sonrasında giderim mesela gece yarısı. Annem çok güzel hamur işi yapar. Göçmen olduğumuz için inanılmaz iyi hamur işi yapar. Yani annem üzerine hamur işi yapan hiç tanımıyorum. Her hamur işi çok başarılı yapar. Yani pastasından tutun da kekine, böreğinden tutun da kruvasanına her şeyi çok mükemmel şekilde yapar. Çok şanslıyım bu konuda. İzmir bombası yapıyoruz diyelim. Şimdi normalde İzmir bombası dediğiniz şey herkesin bir tane yediği zor bir şey. Hani çünkü çok ağır, çok tatlı bir şey. Ben oturup mesela 4,5 tane yemişliğim var. Ya yani insanların bir tane zor bitirdiği bir tatlıyı oturup 4,5-5 tane yemişliğim var yani. Öyle de garip bir midem var. O yüzden size yemek konusunda hiçbir şey tavsiye edemem. Yani dengelemeye çalışıyorum. Onu
bunu söyleyeyim size. Ama bir düzen içerisine gitmiyor rutinim. O yüzden de benim herhalde sanıyorum bu kadar fit kalmamın nedeni düzenli spor yapmak. Her ne kadar çöp gibi beslensem de en azından bu beslenme süreci içerisinde kalorilere biraz dikkat etmek falan yani. Bu kadar çok merak ediyorsunuz, bu kadar çok soruyorsunuz nasıl fit kalıyorsun, nasıl fit kalıyorsun diye. Bu. Dediğim gibi karantinaya 67 olarak girdim. Şu 64.5-65 aralarında geziyorum. Karantinada 2 kilo verdim ve aynı zamanda iyi de bir vücuda sahibim. Hala da vücudumu geliştirmeye devam ediyorum. Bu süreç içerisinde maalesef eskisi kadar yürüyemiyorum. En çok üzüldüğüm şey o. Yürümeye çalışıyorum hala ama eskisi kadar yürüyemiyorum. Nedeni hem evde çalışıyor olmam şu an. Yani yoğun bir iş temposu içerisindeyim. Evde de olsa da. O yüzden de çok zaman ayıramıyorum ama eğer zaman ayırabiliyorsam, o gün eğer bir işim yoksa, bir şeyim yoksa en az 20.000 adım, en az 20.000 adım yürümeye çalışıyorum. Bütün karşılıklı harbiden dolaşmaya çalışıyorum. Çünkü yürümeyi çok seviyorum ve yürümenin gerçekten iyi kalori yaktırdığına ve bana da iyi geldiğini düşünüyorum. Sahilde yürümeyi çok seviyorum. Böyle bir şansımız var çok şükür. Karşılıklı sahile yakın bir yerde oturduğumuz için. İzmir'imizin güzel körfezinde her gün yürüyüş yapmak bana çok iyi geliyor. Özellikle bunu böyle erken veya geç saatlerde yaptığımda gerçekten çok hoşuma gidiyor. Umarım bu video hoşunuza gitmiş ve umarım keyifli izlemişsinizdir. Ali işte bir iki günlerde bize nasıl spor yaptığını da göster bari diyorsanız lütfen aşağıya yorum bırakın. Çok çok öpüyorum size. Lütfen kanala abone olun ve yandan kahve bildirimini açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın ve bu videodan sonra spor yapın.